Şimdi aranızdan bir kişiyi seçeceğim. Beraber antrenman yapacağız. O seçtiğim kişinin bir aylık antrenman planlamasını hazırlayacağım. Bak zehir. Zehir yani bak. El ayak titretiyor. Yes. Ben daha yeni başladım ya. Arkadaşlar, tekrardan selamlar yeni bir videodan. Videolarımız gördüğünüz gibi kesintisiz gelmeye devam ediyor. Eski Fahri Güneş, 2 ayda bir video atmak yok artık. Bugün de geldik yine Gökhan'la güzel bir çekim yapacağız. Göğüs antrenmanımız var. Göğüs ağırlıklı. Yan arkasına da şöyle yine her zamanki gibi omuz ekleyeceğiz. Tek hareket kabloda bir açış yapacağız ya da dumbbell'la açış yapacağız. Antrenman şiddetimiz gittikçe artmaya başladı. Vücut da biraz böyle kendini toparlamaya başladı. Hacim olarak hissediyorum. Hissiyatım yerine geldi. Yani eskisi gibi böyle daha nasıl diyeyim, adalenin o yumuşaklığı gitti. Sertlik gelmeye başladı. Kilomuz arttı. Başladığımızda düzene sanırım 100 kilo civarındaydık. Şu an 106 kilolara geldik. Kısa sürede toparladık. Güzel gidiyor. Beni şu an sadece zorlayan beslenme, kaloriyi arttırdıkça yemekte zorlanıyorum. Ama o da zamanla oturacak. Çünkü uzun zamandır böyle bir düzenli beslenmem yoktu. Dinlenme dönemindeyken salmıştım biraz. Çok fazla tabii temiz besleniyordum. Onun yanı sıra cheat öğünler de oluyordu. Kaçamaklar yapılıyordu. Onlar artık yavaş yavaş kalktı. Belki böyle arada kaloriyi tamamlamak için yiyemediğim zamanlarda ekstra ufak tefek böyle bir kaçamak yine yapıyorum. Ama genel olarak şu an her şey istediğim gibi gidiyor. Yani genel olarak böyle toparlamaya başladık. Hissiyat gelmeye başladı. Antrenman şiddetimiz artmaya başladı. Ağırlıkları ufak ufak arttırmaya başlıyorum. Şu an için her şey yolunda gidiyor. Böyle ilerlersek geçen sezonlara göre daha iyi bir adele kazanacağımızı düşünüyorum bu sene. Zaten geçen sene herhangi bir böyle bir off hazırlık yapmadık. Bulk dönemi geçirmedim. Direkt yani yarışa şöyle 13 hafta kala pat diye başladık, hazırlandık. Ona rağmen yine 4 kilo 5 kilo bir önceki podyuma göre fazla çıkmıştık. Bu sezon kesinlikle daha iyi olacak diyorum. Şimdi yavaştan pirelerimizi içelim. Artık antrenmana doğru geçelim diyoruz. Bakalım burada ne var? Ultra Mind Focus, Glycerol, Hydro Prime, elektrolitimiz ve Heavy Duty. Bu var ya bu. Bu harbiden acayip ya. Bu Supreme'e göre böyle bir tık daha çıldırtma moduna sahip Heavy Duty. Aramalar zaten efsane. Bu arada Fahriyon koduyla %20 indirim var ama şu an siz bu videoyu izlerken hala o indirim devam eder mi bilmiyorum. Biz bunları içelim. Bunları da içeceğim. İçeride antrenmanla görüşürüz. Genelde göğüs idmanlarını artık bu hareketle devam edeceğim. Çünkü uzun zamandır ilk başladığım hareket Smith Machine'de incline bench press yapıyorum. Hissiyat iyi, kontrol iyi. Seviyorum bu makineyi, o yüzden bir süre göğüs idmanlarımız bu makinede geçecek. Şimdi ilk ısınma seti, bir ısınma seti daha yapacağız. Sonrasında da ya 2 ya 3 work set yapacağız. Şimdi buna bir 10'ar kilo daha atıp biraz daha deliği ağırlıkları hazırlayalım. Of. Bilekler önemli. Abi bunun da ikisi de aynı el. İkisi de sol. Bunu o yüzden biraz zor takıyorum. Nasıl ikisi de aynı el? Garip o da. Yes. Of, suyumuzu ne yaptık? Mikrofonu da bereye taktık. Samsulek hesabı. Evet, bugün gücüm var, hissediyorum gibi. Hissediyorum gibi. Bakalım, geçen hafta max 60-60 yapmıştım. Bu hafta bunun üzerine yani bir 10-10 ekleyip şöyle 3-4 tekrar çıkarırsak harika olur. Biraz dinleneceğim şimdi, nabzımı iyice düşüreceğim. Bir de şunu çıkarayım. Bu da bileklerimi sıkıyor, bazen uyuşuyor ellerim. Abi bazen gece uyuyorum ya, bir uyanıyorum böyle bak yataktan. Şu iki kolumla üstüne yatıyorum galiba.
bir uyuşuyor. Size oluyor mu bilmiyorum. Olan varsa yorumlara yazsın. Bak şu kollarım bir kal şey yapacağım ya. Yatakta sabit. Böyle havaya kaldıracağım. Kolum kalkmıyor. Dokunuyorum böyle hissiyat yok. Uyuşuyor. Acayip kötü bir hissiyat. Ara ara oluyor bu. Ne diyorlardı buna? Karpel tünel mi deniyordu? Karpel tünel galiba. Arada bunu yaşıyorum yani. İğrenç bir hissiyat. Şu anda o hissiyata doğru gidiyordu. Çıkardım. Oğlum pirede var ya. Bak. Zehir. Zehir yani bak. El ayak titretiyor. Bununla bakalım kaç tekrar çıkaracağız. Yes. Hadi lan bir tane daha. Fail amına koyayım. Çıkmadı ama iyi. 8 tane çıkardık. Güzel. Güzel güzel. Önceki haftalara göre çok iyi. Yani bunda 50-50 birazcık zorluyordu beni. O gücümün gittiği dönemlerde. Şu an iyi. Bununla 8 tekrar okeyim yani. Ama ekstra bir 10-10 daha zor gibi duruyor. Yani bir destek lazım arkaya. Bu set öncesinde sadece iyice bir dinlenmem lazım. Nabzımın iyice düşmesi gerekiyor. Bir. Beraber alalım mı? Aha, iki, üç. Hoppa. Sen. Var bir tane. Hop. Bravo. Of. Güzel. Güzel. Gücümüz yerine geliyor. Geçen hafta bu kiloya girmemiştik. Kaç çıktı? 4-5. 5 civarı çok iyi. Benim için kafi. Oh, şimdi önümüzdeki hafta bu kiloda şöyle bir 8 tekrar çıkarmamız lazım. 8 tekrara ulaştığımız an güzel. Bunu bitirdik şimdi. Hemen ardına bir tane daha üst göğüs pres yapacağım. Ondan sonra pek tek yapacağız. Bunda daha çok ağır kilodan ziyade hafif kiloyla hissiyat odaklı yapacağım. Şu an zaten kan doldu buraya. Orada iyice böyle ağırlıkla kanı topladık. Şu an daha böyle hissiyat odaklı. Yedire yedire yapacağım bunu. Çok ağır kilo gerek yok. Tamam bu da bir bayağı hafif oldu. Ama ilk böyle tadımlık. Bir 15-15 atalım. Of. Bunu bir set daha yapacağım. Ondan sonra pek teke geçeceğiz. Orada fly yapacağız. Şuna bir 10-10 daha atayım. Kilon mu? Evet evet arttı. Şu an 106-107 arasında gidip geliyor kilo. Yani 2 haftada falan değişti. 2,5-3 hafta bile olmadı. 100. Zaten mesela videoları izliyorlar. Mesela burada antrenmanda gören arkadaşlar oluyor. Abi diyor videolarda hiç şey durmuyorsun bu kadar. Abi bilmiyorum videolarda ben harbiden çok ufak duruyorum ya. Ben de izliyorum şaşırıyorum yani. Yanında başka bir insan olmadığı videolar da öyle. Evet biri olunca ama şey oluyor. Haydi son seti de yapalım bitirelim bunu. Bakalım kalkacak mı? Of. 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 Doldun. Gitmiyor da. Evet. Şimdi pek deki yapacağız. Son geçen hafta şunları takarak denedim. Pek deki buradan tutmak yerine çok daha iyi bir hissiyat yakaladım. Öne doğru daha iyi uzatabilirim. Öne uzattıkça göğüs çok daha iyi sıkışıyor ve hissiyat müthiş oluyor. Biraz boyu uzun arkadaşlar bunu yapabilirler. Bayağı iyi. Yani benim kollarım uzun olduğu için bunu takınca daha bir böyle şey hareket açısı izni veriyor bana. Range of motion daha fazla oluyor diye hissediyorum. Aslında bununla da yakalayabilirsin de böyle tutuşu mutuşu çok rahat. Geçen burada çocuklar deniyordu. Ben de merak ettim bir set yapayım dedim. O günden beri bununla yapıyorum yani. Bayağı hoşuma gitti.
Of, şu hissiyat geri geldi, ona en çok seviniyorum. Geçen şeye başlamadan hazırla abi, yap Allah, yap Allah, yap. Yok, yumuşacık. Of. Of. Bunu da bitirdik. Şimdi chest press yapalım. Kaç hareket yaptık o? 3. Aynen. Ben daha yeni başladım ya. Nasıl rekabet bile diyor? Ne diyor? Vallahi 16 yıldır yapıyorum. Çok iyi görünüyorsun. Eyvallah. Yani. Sağ olasın. Allah razı olsun. Bir emek var tabii de. Yarışmacıyım, yarışıyorum bir de. Ondan ekstra çalışma oluyor tabii. Çok iyi moral bozuyorsun. Eyvallah, sağ olasın. Kolay gelsin. Hoppa. Yes. Değişik bir makine. Girmesi ayrı bir zor, çıkması ayrı bir zor. Benim için ama güzel. Hissiyatı güzel. Tutuş şekli güzel. Daha çok göğsün şöyle bir, benim en çok ihtiyacım olan iç kısımlara yönelik bir vuruş şekli var. Bir 10'ar kilo daha atalım. Of. Of. Yes. Bunu da bitirdik. Kaldı cable cross. Evet arkadaşlar, harika bir antrenman geçiyor. Hissiyat güzel. Abi antrenmandaki şu hissiyat. Başka neyde vardır bu mutluluk Gökhan? Anlatsana biraz. Gökhan'a 3 ayda makine challenge. Var mısın lan? Ben 3 ayda gel sana bir değişim yapalım Gökhan. Ama bir formu bak isterim, belki olmaz. Ben sana garanti veriyorum. Forma bakmama gerek yok. 3 ayda askeri disiplinle seni baştan yaratabiliriz. Video çekebilecek miyim? Video çekersin canım. Video çekersin. Biz bunu arttırdık mı? Arttırdım ben. Biz onu galiba arttırdık. Yes, son bir setimiz kaldı. Ondan sonra omuz antrenmanı, yani omuz antrenmanı dediğim tek bir açış yapacağız. Ya dumbbell ya kabloda, büyük ihtimal kabloda yaparız. Şöyle 4, 5, 6 set açış yapıp bitiriyoruz. Yani her omuz idmanından sonra üst göğüs yapıyorum. Her göğüs idmanından sonra da omuz açış yapıyorum. Yani bir itişimsi. Aslında tam bir itiş sayılmıyor çünkü arka kolu çok çalışmıyorum. Kolu genel olarak çok çalışmıyorum. Bu sezon ağırlık noktam üst göğüs ve latlarım. Latları böyle bir tık daha genişletirsek var ya, çiçek. Tadından yenmez. Ve bu sene düzeltmemiz gereken şeylerden biri pozlarımız. Pozlarımızı bir tık daha iyi böyle seviyeye çekmemiz gerekiyor. Of. Yes. Nice. Göğüs idmanımız son bulmuştur. Şimdi açış yapalım. Bak göğüs idmanı iyi geçtiğini ben nasıl anlıyorum? Tabi hissiyat olarak da anlıyorsunuz da. Normalde idmandan önce şu göğüslerini sallayabiliyorsun şık şık. Bak şu an göğüsleri sallayamıyorum. Çünkü öyle doldu ki. Acayip hissiyat var. Üst göğüs hissiyatı güzel. Orta harika, alt harika. Şu an göğsümün her noktası çalışmış durumda. Göğsüm bana teşekkür ediyor bu idman için. Ben de ona teşekkür ediyorum. Şimdi bunu biz bir 6 set yapacağız. Ama 6 seti de çekmemize gerek yok. Yukarı açış yapacağız. Aynen. Bak bu ağırlık da hafif gelmeye başlamış. Şu an bu 15 kilo. Geçen haftalarda bu beni zorluyordu. Şu an ama çok kolay geliyor.
Oh. Oh. Bakalım 120 kiloyu görebileceğiz mi? Ama işte böyle şey yapmak istemiyorum. Böyle bıngıl bıngıl 120 olmak istemiyorum. Böyle yağlı falan. Bak şu şeyde şu an yine bak su, yağ var. Yağ çok olmasa da bayağı su var. Bu oranla o kiloları zorlasan tabii ki çok zor da. Çok zor işler ya. Bazen dertleniyorum. Lan diyorum şu işe başladık. Dönüş yok. Seviyorum tabii ki de. Çok seviyorum yani ama zorluyor bazen. Yemek işi çok zorluyor. Koyuyorum yemeği. Yanıma suyumu alıyorum. Böyleyim bak. İç suyu. Öyle zorluyorum. Abi bazı öğrencilerim de diyor ya abi yiyemiyorum. Yiyeceksin oğlum yiyeceksin. Başka çaren yok. Kaç kalori alın? 3000 kalori alıyorsun abi ne zamandır? Bir senedir abi 3000 kalori alıyorum ama büyüyemiyorum. Nasıl büyüyorsun oğlum? Bir senedir sabit kalori alıyorsun. Arttırsana dayıcım. Arttırsana biraz önlerini. Kaçıncı set? Son setimiz değil mi? Yes. İdmanımızın sonuna geldik arkadaşlar. Şipşak geçti antrenman. Hiçbir şey anlamadık değil mi? Su gibi aktı. Arkadaşlar şimdi size bir duyurum var. Eminim ki aranızda spora yeni başlamış veya başlamak isteyen arkadaşlarımız vardır. Ve nasıl bir yol izleyeceğinizi bilmiyor olabilirsiniz. Şimdi aranızdan bir kişiyi seçeceğim. Beraber antrenman yapacağız. O seçtiğim kişinin bir aylık antrenman planlamasını hazırlayacağım. Bir aylık beslenme planlamasını hazırlayacağım. Ve supplement planlamasını hazırlayacağım. Protein Ocean'dan da size bir supplement seti hediye edeceğim. Bunun için de yapmanız gereken aşağı kendinizi en iyi şekilde ifade eden bir yorum yazmak. Bu yorumlardan bir kişiyi seçeceğim. Ve belki de bu kişinin spora başlamasına bir teşvik, bir vesile olmuş olurum. Ve bunu da düzenli aralıklarla yapmayı planlıyorum. Mesela şu an size çıkmayabilir ama merak etmeyin. İlerleyen günlerde bu şanslı kişi siz de olabilirsiniz diyorum. Ve arkadaşlar artık videoyu yavaştan kapatıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.